Selamun aleyküm. 29 Mayıs Cuma 2020. Herkese hayırlı cumalar. Evet, güzel bir hava var. Güzel bir gökyüzü. Evet. Hatta yağmur bile çilemişti. Güneş eşliğinde. Evet, şu anda yağmur yok. Ama hava hala gayet güzel. Evet, güzel bir hava var. Evet, en son videoyu Ramazan ayında yapmıştık. Ve çoktan Ramazan ayı geldi geçti. Evet, bayram da öyle. Evet, bu Ramazan ayı ve bu Ramazan bayramı bizler için bayağı bir değişik geçti. İşin aslı bayağı bir hüzünlü, bayağı bir buruk. Evet. Tabii ki her şeye rağmen iyimser olmamız lazım. Sabretmemiz lazım. Allahu Teala'ya tevekkül etmemiz lazım. Evet. Mesela dedik ya, bugün 29 Mayıs. Bugün iyimser olan insan için iki güzel şey var. Evet. Görebilen için yani. Evet, eski Ramazanlar kalmadı. Eski bayramlar da kalmadı. Eski Fatihler kaldı mı? Evet. Ne eski bayramlar, ne eski Ramazanlar, ne eski Fatihler kaldı. Kalmadı. En azından ben öyle düşünüyorum. Evet. O zaman Fatih demişken, evet, başlayalım ilkinden. İnsan, evet, bazen eski devirlere gitmek istiyor çünkü eskiden her şey daha güzelmiş. Evet. Eskiden her şey daha güzelmiş. 15. yüzyıl. Evet. O zaman gidelim 15. yüzyıla. Ve Sultan II. Mehmet henüz 7 yaşlarındayken hocası Molla Akşemseddin kulağına eğilerek başarının en büyük kuralını fısıldadı. Hedefini tespit et. Ve hedef belirlenmişti. Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Ve hedef tespitinden sonra hocası Molla Akşemseddin şöyle dedi. Daha ne kadar yüksek olursa olsun yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme. Asla gururlanma. Yol ol ki insanlar senin üzerinden geçerken sen tüm dağların üzerinden bile geçesin. Hocam, ya şartlar elverişsiz olursa, dedi Sultan II. Mehmet. Hocası hiç duraksamadan cevap verdi. Şartlara teslim olmazsan şartlar değişir. Sana teslim olurlar. Çok çalışır, çok dua eder ve çok istersen Allah'ın rahmeti tecelli eder. Rahmet tecelli ettiğinde olmazlar tahakkuk eder. Yani gerçekleşir. Gerçekleşecekti de. Gerçekleşti de. Ve Sultan II. Mehmet küçük yaşına bakmadan Bizans'ın fethini düşlemişti ve çok genç bir yaşta, evet, çok çok genç bir yaşta bu amacına kavuştu. Ve Bizans diyarı, evet, Bizans diyarı Konstantiniyye İslam diyarı oldu. İstanbul oldu. Evet, İstanbul. Ve kendisine de Fatih unvanı verildi. Evet. Ve artık o Fatih Sultan Mehmet Han olmuştu. Evet. İstanbul'un fethi. Bugün 29 Mayıs. Bizim için çok önemli. Bir milat idi. Evet. Tıpkı bir Malazgirt gibi. O yüzden iyimser olabiliriz. Yani bu birinci olan şeydi. Güzel olan güzellikti. Ve ikincisi ise, evet, uzun zamandır cemaatle namaz kılamıyorduk. Evet, ne yazık ki. Bugün elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Evet, sonunda bugün cuma namazıyla itibaren cemaatle namazlarımızı kılmaya başladık. Evet. Ve artık bundan sonra
öğlen ve ikindi vakitleri evet cemaatle kılınabilecek. Tabii ki gerekli önlemler alınarak. Evet, tabii ki bunlar çok önemli. Almamız da gerekiyor önlemleri, maske falan. Evet. En son 16 Mart'ta evet cemaatle namaz kılmıştım. İkindi vaktiydi. Evet, gerçekten 16 Mart, evet 29 Mayıs, yaklaşık 2,5 ay falan olmuş demek ki. Evet, bayağı bir uzun zaman geçmiş. Evet, cemaatle kılarken ayrı bir zevki var tabii ki. O yüzden elhamdülillahi rabbil alemin, elhamdülillahi rabbil alemin, elhamdülillahi rabbil alemin. Gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Gerçekten bu bayağı bir önemli bir şey. İnşallah ileriki zamanlarda 5 vakiti de evet camide cemaatle kılabiliriz. Evet, tabii ki bu virüs bayağı bir artık kırılmaya başladı. Ülkemiz adına konuşuyorum, yoksa dünyada evet bazı bölgelerde hatta gitgide çığ gibi büyüyor. Ama bizim ülkemiz şu anda Allah'a çok şükür, evet binlerce şükürler olsun ki Allah-u Teala'ya, ülkemizde baya baya şu an virüs kırılıyor. İnşallah yakın bir zamanda tamamıyla yok olacak. İnşallah diyelim. Evet, inşallah 29 Mayıs nasıl yıllar önce, evet 566 yıl önce bizler için bir milat olduysa, inşallah 2020 itibariyle de ayrı bir milat, yeni bir milat olur. İnşallah ülkemize, vatanımıza hayırlar getirir diyelim. Rabbim ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı en güzel şekilde güzel eylesin. En güzel nasıl olacaksa bunu Rabbim en güzel şekilde bilir. Rabbim bu şekilde güzel eylesin. Evet. Böyle dua edelim bu sefer de. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.